Milli Eğitim Bakanlığı liselerden sonra ilk ve ortaokullarda da sınav tercihini öğrencilere bıraktı. Peki 10 milyona yakın öğrenci sınıfını nasıl geçecek? Ayrıntılar haberimizde. İlkokul 4. sınıftan itibaren ortaokulun tüm sınıfları için 2. dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi öğrenci tercihine bırakıldı. Bu tercih toplamda 10 milyon öğrenciyi kapsıyor. 1. 2. ve 3. sınıflarda herhangi bir şekilde bir sınav yok. Öğretmenin kendi gözlemleri, çocuğu yorumlaması, algılaması üzerinden bir karne notu oluşacak. 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ise karantinadan önceki dönemde çocuklarımız en az bir kere sınava girdiler. O girmiş oldukları sınavların sonucunda çocuklarımızın bir puanları oluştu. O puanlar çocuklarımızın öğrencilerin karne notu olarak karnelerine yansıyacak. Karantina öncesi dönemde şans bulamayanlar tekrar sınava girebilecek. Herhangi bir şekilde bir karantinada kalan ya da herhangi farklı bir zorluğu olan bir öğrenci varsa ve sınava giremediyse okul müdürlükleriyle iletişim kurarak okul müdürlüklerinin gözetimiyle, öğretmenlerin gözetiminde belli koşullar altında sınava girerek karne notlarını elde etmiş olacaklar. Uygulamalı derslerin karneye yansıtılabilmesi için de sınava girmek şart. Resim, müzik, beden, görsel sanatlar gibi derslerde de öğrencilerin en az bir kere sınava girme zorunluluğu var ve bunun üzerinden de karne notları oluşacak. İlk sınavdan aldığı nottan memnun olmayanların da ikinci bir şansı var. Daha önceden girmiş oldukları sınavlarda herhangi bir şekilde istedikleri puanı alamayan öğrenciler varsa tekrar sınava girme hakkına sahipler. Yine okul müdürlükleriyle iletişim kurarak sınavın yenilenmesini, yeni sınavların yapılmasına yönelik olarak talep ettikleri zaman yeni sınavlar yapılıyor ve bununla birlikte de çocuklarımız karne notlarını almış olabiliyorlar. Öğrencilerin sınavlar için 26 Mayıs'a kadar okullarına başvuru yapmalarının şart olduğunu hatırlatan Varol, sınavların 18 Haziran tarihine kadar süreceğini ifade etti.